Sevgili Kıbrıs Türk halkı, bölgemizde ve dünyada önemli gelişmeler yaşanıyor. Kıbrıs konusunu değerlendirirken resmin bütününü de görmeye çalışmanın kaçınılmaz olduğu nettir. Kendimizi gelişmelerden soyutlamamız mümkün değildir. Dileğimiz enerji kaynakları ile iç içeliği, dolayısıyla oldukça sancılı bir bölge olan Orta Doğu'da suların durulmasıdır. 51. yılına giren Kıbrıs konusunda artık bir uzlaşmaya varılmasının, Kıbrıs Türk halkının mağduriyetine son verilmesinin bölge ve dünyada barışa önemli katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Rum komşularımız Kıbrıs'ta var olan gerçekleri kavrar, bir anlaşmaya varılmasının Kıbrıs'ın bütününe, bölgemize, iki anavatan Türkiye, Yunanistan, Avrupa Birliği'ne sağlayacağı katkılar dikkate alınsa bir sonuca ulaşmamız zor olmaz diye düşünüyorum. Değerli kardeşlerim, uzun bir uğraş sonucunda geçtiğimiz Salı günü Kıbrıs konusundaki görüşme sürecinin bir devamı olarak Rum Yönetimi Başkanı Sayın Nikos Anastasiades'le bir araya geldik. Bunun öncesinde Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini gözeterek müzakere ettiğimiz ortak açıklama konusunda olumlu bir sonuca varılmış olması önemlidir. Bu sürece yaptığımız istişareler ve görüşmeler yoluyla katkı koyan meclis platformumuza, tüm siyasi parti yetkililerine, hükümetimize, anavatan Türkiye'nin devlet ve hükümet yetkililerine, halk konseyimize, danışma kurulumuza ve tabii bu metni yoğun şekilde tartışan müzakere heyetimize teşekkür ederim. Sürecin başından bu yana bana güven ve desteklerini ortaya koyan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi de ayrıca ifade etmek istiyorum. Daima ifade ettiğim üzere birlik beraberliğimiz bizim en büyük gücümüzdür. Sizin yönlendirmeleriniz, beklentileriniz, düşünceleriniz bizim kararlarımız için başlıca etkendir. Benim konuya temel yaklaşımım budur. Elbette farklı görüşleri savunanlarımız, farklı görüşler ifade edenlerimiz olacaktır ama kamplaşmanın, birbirimizi ötekileştirmenin hiçbir yararı yoktur. Sizden aldığım yetkiyle görevimi yapıyorum ve herkesin katkısını almaya, kimden gelirse gelsin her türlü görüşü değerlendirmeye ekip arkadaşlarımla birlikte bundan sonra da hazırız. Anavatan Türkiye ile birlikte el ele, gönül gönüle milli dağımız Kıbrıs konusunu ele almak elzemdir. Halkımız, meclisimiz, hükümetimiz, siyasi partilerimiz, anavatan Türkiye, kurum, kuruluş, sendikalarımız ve ilgili kesimlerle temasta olmaya devam edeceğiz. Bizim yegane hedefimiz Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunun korunması, uluslararası alanda kabulünün ve tescilinin sağlanmasıdır. Değerli halkım, yaşananları iyi biliyorsunuz. Rum komşularımızı masaya getirmek kolay olmadı. Ama kararlı davrandık. Bunu yaparken uzun yıllardır devam eden müzakere süreçlerinde Birleşmiş Milletler parametresi olarak yerleşmiş ilke ve kavramları ortak açıklama metniyle kayda geçirmeye özen gösterdik. Her şeyden önce ortak açıklama metninin çözümün kendisi olmadığının, müzakerelerin başlatılması için yapılan bir çalışma olduğunun altını çizmek istiyorum. Bu ortak açıklamayı ortak hedef olan adil ve kalıcı bir uzlaşıya varmak için bir enstrüman olarak olumlu bir anlayışla kullanmalıyız. Sevgili vatandaşlarım, bu noktadan sonra yapılması gereken şey ileriye doğru bakarak Kıbrıs sorununun tüm başlıklarında müzakere edilip somut sonuçlar elde etmektir. Sizin adınıza benim iradem bu yöndedir. Sayın Anastasiades'in geçtiğimiz akşam ortak açıklamanın içeriği konusunda yapmış olduğu yorumları dikkatle inceledik. Bununla ilgili olarak benim de söyleyeceklerim vardır. Söylemek durumdayım. Çünkü üzerinde uzlaşmaya varılan bir ortak açıklamanın taraflardan sadece birisi tarafından yorumlanması yanlıştır. Böyle bir durumda tek yanlı yorum ortaya çıkar ve bu diğer tarafı rahatsız eder. Sayın Anastasiades'in yorumlarının temeli doğru değildir ve çoğu gerçeklerle bağdaşmaz. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak tarafların üzerinde uzlaşmaya vardığı ortak açıklama metninin her ne nedenle olursa olsun tek yanlı olarak yorumlanmasını bu sürece zarar verebilecek
riskli bir davranış olarak görüyoruz. Sevgili vatandaşlarım, üzerinde uzlaşmaya vardığımız ortak açıklama metni taraflardan sadece birinin hassasiyetlerini gözeten bir belge değildir ve olamaz. Böyle bir şeye bizim izin vermemiz asla söz konusu değildir. Hassas konularda bir anlaşmaya varılabilmesi için bizim için yaşamsal olan hususları kayda geçirip muhatabımızla bir ortak noktada buluşmak adına iyi niyetle hareket ettik ve böylece müzakerelerin önünü açmış olduk. Kimsenin ortak açıklama metni içerisindeki bir takım ifadeleri göz ardı ederek ya da yok sayarak üzerinde uzlaşılan metni farklı yansıtmaya hakkı yoktur. Dahası bu uzlaşı hedefine zarar verir. Geçmişte de hep vurguladığımız üzere, bugün adada devam eden statüko nedeniyle dünyadan izole edilen ve sıkıntılar yaşayan taraf Kıbrıs Türk halkıdır. Herkesin çok iyi bildiği gibi bugünkü statüko çözümsüzlüğün ve 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'nin Kıbrıslı Rumlar tarafından uluslararası anlaşmalara aykırı bir biçimde fiilen işgal edilmesi sonucunda ortaya çıkan durumun ta kendisidir. Bildiğiniz üzere yerleşmiş Birleşmiş Milletler parametreleriyle temel insan hak ve özgürlüklerine saygı yanında bu ortak açıklama metni kurulacak yeni ortaklığın iki kesimli ve iki toplumlu olacağını da net şekilde güvence altına almaktadır. Almaktadır çünkü Kıbrıs'ın özel koşullarında başta yaşam hakkı olmak üzere temel insan hak ve özgürlüklerinin ada genelinde güvence altına alması, iki toplumun kalıcı barış içinde yan yana yaşaması ancak bu şekilde mümkündür. Geçmişin acı tecrübelerini bir kez daha yaşamamalıyız. İşte bu nedenle gerek mülkiyet hakkının, gerek yerleşim özgürlüğünün ve siyasi haklarla benzeri bazı başka hakların kullanılmasının ortaya çıkacak yeni ortaklığın iki kesimli ve iki toplumlu karakterine halel getirmeyecek şekilde düzenleneceğini herkes bilmelidir. Ortak açıklama metninde de belirtildiği üzere gözetilmesi gereken şey sadece Avrupa Birliği'nin üzerine kurulduğu temel ilke ve değerler değil. Aynı zamanda oluşturulacak yeni ortaklığın iki kesimli ve iki toplumlu karakteridir. Yeni ortaklığın bu karakteri geçici değildir. Bu Avrupa Birliği hukuku içerisinde uzun vadede erozyona uğramayacak şekilde muhafaza edilmesi gereken bir özelliktir. Ortak açıklama içerisinde Avrupa Birliği'nin ilke ve değerlerine atıf yapılan yerde yeni ortaklığın bu karakterinin kayda geçirilmesi bunu ifade etmektedir. Sevgili kardeşlerim, ortak açıklama metninde oluşturacağımız yeni ortaklığın Birleşmiş Milletler'e üye diğer devletlerden daha farklı bir egemenliğe sahip olmayacağı, üstelik de bu egemenliğin Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumlardan eşit şekilde kaynaklanacağı net bir şekilde kayda geçirilmiştir. Geçmişte buna benzer prensiplerin taraflar arasındaki tartışmalarda gündeme geldiği bilinmekle birlikte egemenliğin Kıbrıs Türkleriyle Kıbrıs Rumlarından kaynaklanacağının Kıbrıs Rum tarafına kabul ettirilmiş olması gözlerden kaçmamalıdır. Yeni ortaklıkta iki kurucu devlet de olacak ve bunlar eşit statüye sahip olacaklardır. Bunun kayda geçirilmiş olması da büyük önem taşımaktadır. Kurucu devletlerin yetki alanlarına giren konulara federal devletin müdahale edemeyeceğinin kabul edilmiş olması da ortak açıklama metninde olumlu yaklaşımımızı sağlayan önemli bir etki olmuştur. Herkesin çok iyi bildiği üzere Kıbrıs Türk tarafı olarak biz ucu açık, zamana yayılan, sırf müzakere etmiş olma için müzakere etmeyi içerecek olan süreçlere her zaman karşı çıktık. Bu nedenle ortak açıklamada sonuç alıcı ve yapılandırılmış müzakereden bahsedilmesi de Kıbrıs Türk tarafı ve sürecin kendisi açısından önemlidir. Ortak açıklamada kısmen veya tamamen herhangi bir devletle birleşme, ayrıca her tür taksim ve ayrılıkçılığın yasaklanmış olmasının halihazırda yürürlükte olan garanti anlaşması içinde de açıkça yer aldığı unutulmamalıdır. Bir yandan bu yasaklanırken bizim temel kaygılarımızdan birisini oluşturan ortaya çıkacak durumun
tek yanlı olarak değiştirilmesinin yasaklanmış olması da gözden kaçmamalıdır. Yani Kıbrıs Türk halkının 1963 yılı sonunda yaşadığı acıları bir daha yaşamaması için gerekli olan bir yasaklama, ortak açıklama metnine girmiştir. Kurulan ortaklık devletinin bundan 50 yıl önce tek yanlı olarak Kıbrıslı Rumlar tarafından kontrol altına alması gibi veya buna benzer başka bir sıkıntıyı biz Kıbrıslı Türkler olarak bir daha yaşamak istemiyoruz. Yeni ortaklıkta böylesi bir durumun yaşanmasını engellemeye yönelik ortak açıklamadaki ifadeleri netleştirecek önerilerim de hala masadadır. Geçmiş dönemde her zaman için Kıbrıs Rum tarafının açıkça kabul etmekten kaçındığı kurucu devletlerin artık yetkileri ilkesi ortak açıklama metninde kayda geçirilmiştir. Bunun anlamı şudur. Kurulacak federal devletin müzakere edilerek belirlenecek olan yetkileri dışında kalan yetkiler kurucu devletlere ait olacaktır. Geçmişte Birleşmiş Milletler dokümanlarına girerek parametre haline gelmiş olan bu ülkenin Kıbrıs Rum tarafınca kabul edilmiş olması memnuniyet vericidir. Geçmişin tartışmalı konularından biri olan yeni ortaklığın vatandaşlığına ilaveten kurucu devletlerin de iç vatandaşlığa sahip olacaklarının kayda geçirilmiş olması da ayrıca olumlu bir husustur. Saygıdeğer halkım, ortak açıklamada yapılacak müzakereler sonucunda ortaya çıkacak anlaşmanın ancak her iki liderin de kabul etmesiyle ayrı ayrı eş zamanlı referandumlara sunulacağı da kayıt altına almıştı. Yeri gelmişken bu konuda bir hususun özellikle bilinmesini istiyorum. Kıbrıs Rum tarafı ne talep ederse etsin ayrı ayrı ve eş zamanlı referandumlarından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak olan referandumda oy kullanma hakkı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti seçmen listesine göre oy kullanma hakkına sahip olan tüm vatandaşlarımıza ait olacaktı. Kıbrıs'ın siyasi tarihinde iki ayrı ve eş zamanlı referandumların Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği somut bir örneği vardır. Bundan 10 yıl önce yapılan referandumda olduğu gibi bundan sonra yapılacak herhangi bir referandumda da vatandaşlarımız arasında herhangi bir biçimde bir ayrım yapılmasını kabul etmemiz söz konusu değildir. Daha önce çok defa ortaya koyduğum üzere Kıbrıs'ta yeni bir ortaklık kurmak için müzakere edilmektedir. Bu müzakereler sözde Kıbrıs Cumhuriyeti'nin federal bir devlete dönüştürmesi için yapılan bir anayasal çalışma değildir. Ortak açıklamada federal anayasanın değil, kapsamlı çözümün iki ayrı ve eş zamanlı referanduma sunulacağı belirtilmektedir. Yani yeni bir ortaklığın referandumlarda kurulacağı kayıt altına alınmıştır. Bu da bu müzakere sürecinin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kendi kendini federalize ederek devam edeceği bir anayasal çalışma olmayacağını göstermesi açısından son derece önemlidir. Ortak açıklama içerisinde kullanılan terimler ortaya koymuş olduğumuz bu gerçeği desteklemektedir. Değerli kardeşlerim, önümüzde önemli bir fırsat vardır. Başta da belirttiğim üzere Kıbrıslı Türklerle Kıbrıslı Rumların çıkarlarını gözetirken bölgedeki barış ve istikrarı da düşünerek ileriye doğru bakmalıyız. İçerisinde garantör devlet anavatanımız Türkiye'nin de yer aldığı, gerek bölgesel gerekse uluslararası aktörlerin bu sorunun çözümüne ilgisinin arttığı bu dönemde bu müzakere sürecini başarıyla tamamlayıp yarım asırdır devam eden Kıbrıs sorununu tarihe gömmemizin önünde hiçbir engel yoktu. Ben bu hedefe ortak açıklama metninde de belirtildiği üzere kısa sürede ulaşmak için liderlik göstermeye, yapıcı davranmaya devam edeceğim. Karşı taraftan da bunu bekliyoruz. Güney Kıbrıs'ta yaşayan komşularımıza da bu vesileyle bir kez daha seslenmek istiyorum. Kıbrıs'ı bir barış, istikrar ve refah adasına dönüştürmek sizin vereceğiniz karara da bağlıdır. Yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bölgemizde barışın sağlanması için örnek olabiliriz. Bunun için karşılıklı anlayış şarttır. Kıbrıs Türk halkının sizin Kıbrıs'taki hak ve hukukunuzda gözü yoktur. Halkımız sizden de aynı karşılığı beklemektedir.
Sevgili Kıbrıs Türk halkı, sözlerime son verirken altını bir kez daha çiziyorum. Sizden güç alarak, sizin iradenizle, sizin güveninizle masadayım. Ne istediğinizi, çıkarımızın, hak ve hukukumuzun ne olduğunun bilincindeyim. Uzun yıllardır devam eden varoluş, özgürlük ve kendi kendimizi yönetme mücadelemizde önemli, hatta belirleyici bir safhaya geldik. Her halk, her ulus böyle dönemlerde farklılıklarını bir kenara bırakarak kendi geleceği için ortak paydada birlikte hareket eder. Sizden beklentim bölünmeden, spekülasyonlara kulak asmadan, farklarımızı zenginlik sayarak mümkün olduğunca ortak noktalarda buluşup ileriye bakmanızdır. Gelecek bizimdir. Hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.